Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde başlangıç sınıfında Türkiye'de adından çok söz ettirecek bir motosikletle beraberim. Bu bölümdeki konuğum QJ Motor SRK 125S. Hazırsanız hadi başlayalım. QJ Motor Türkiye'ye yeni girdi. Biz de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda başlangıç sınıfında QJ'nin başlangıç sınıfındaki bir motosikleti var arkadaşlar. QJ Motor bildiğiniz gibi çok büyük markalara üretim yapan, kendi fabrikasında onların komponentlerini üreten bir fabrikaydı arkadaşlar. Gün gelindi, bugün dedi ki artık ben de piyasaya kendi motosikletlerimle çıkacağım dedi. Gerçekten de çok iyi bir şekilde çıktığını görüyoruz güzel dostlar. Hemen tasarıma devam edelim. Tasarıma geldiğimiz zaman tabii ki de bir Çinli alışkanlığı. Dünya üzerinde hoşa giden, gönlünü hoş eden şeyleri tasarım detaylarında görebiliyoruz. Neyi görebiliyoruz abi? Kafa kısmına geldiğimiz zaman buradaki değil mi? Kawasaki Z serilerinin motiflerini burada görebiliyoruz. Depoya geldiğimiz zaman da ben mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bu. Hani böyle biraz melez bir şeyler olmuş gibi. Burada depoda aynı bana MT-25'i hissetti biliyor musun? Göçkün hatırlarsın MT-25'i de burada çekmiştik. O günleri hatırlattı bana. Deponun böyle büyük oluşu. Hani üzerine bir oturuyorsun bakıyorsun. Ulan dev gibi bir depo var. Aşağı iniyorsun böyle lastikleri falan bakıyorsun daha ufak. Ulan bu kaçlık oluyorsun. Yani üzerindeyken biraz 125 cc olduğunu anlamak zor oluyor. Ayrıca arkadaşlar şuradan da devam etmek gerekiyor. Tasarımda konuştuğumuz bütün güzelliklerin yanında malzeme kalitesi de yukarıda. Yani ben makineye dokunduğum andan itibaren, üzerine oturduğum andan itibaren şöyle bir şey olmadı. Bu ne ya? Bu ne ya? Çinli bu demedim arkadaşlar. Malzeme kalitesi bana iyi ve güzel hissettirdi. İşte burada önde işte karbonu anımsatan detaylarla falan böyle güzel bir hissiyat verdi. Onu söyleyebilirim yani. Bunu alan adam şöyle olmayacak. Abi ya paramız böyle buna yetti. Olsun be abi. Olmayacak yani. Kesinlikle güzel yerde kalan malzeme kalitesi ve tasarımı var motosikletin arkadaşlar. Şimdi performans değerleriyle devam edelim. Motor bloğuna geldiğimiz zaman 4 zamanlı sıvı soğutmalı bir motor bloğu var ve tek silindirli arkadaşlar. 125 cc hacminde. Single over headcam arkadaşlar. 14.7 beygir güç 9500 RPM'de 12 Nm torku da 7000 RPM'de veriyor güzel dostlar. Ayrıca makinenin boş ağırlığı 147 kilogram arkadaşlar. Tabii şimdi Çinli motosiklet konuştuğumuz zaman bir de tek silindirli ise konuşulan en büyük şeylerden biri nedir abi? Titriyor mu abi? Titriyor mu? Biz şimdi istasyon izleyicileri ve kullanıcıları olarak, riderları olarak diyelim, titremeyi severiz ama bu titreşimin bizim kendi iç titreşimimiz olması gerekiyor. Eğer motordan bize bir titreşim varsa orada dur deriz. Orada bunu yapmayın deriz. Çok net söylüyorum bu makinenin titreşimle ilgili bir derdi yok. Bahsederken bile bahsetmeye gerek yok. O kadar hani tek silindirli bir makineyi, tek silindirli bir motoru çok iyi bir şekilde ayarlamışlar. Ben gerçekten de makine daha zaten 100 kilometrelerde falan Blue motor verdi bize. Yine her zamanki gibi dediler ki alın kullanın motosikleti istediğiniz gibi anlatın. İyi mi kötü mü diye. Burada ben mesela top speed de denedim. Tabii ki de top speed konuşmamız gerekiyor değil mi? Şimdi ben 125 cc'yi almış güzel kardeşim, güzide kardeşim benim. Bir tanem benim. Ne yapacak? Abi top speed ne diye soracak? Maksimumumuz ne diye soracak? Ben 90 kilo bir abiniz olarak 120 km bölü saat hızları gördüm. Ama çok zorlandım. Daha iyi 110'lara falan çıkıyor. 100 km bölü saat hızları falan rahat bir şekilde çıkıyor. Şimdi dostlar yağmurlu bir günde çekimimize devam ediyoruz. Bir hızlanma denemesi yapacağım. Belki 0-100 için yeterli olmayabilir mesafe ama bakalım 0.80'e 0.75'e nasıl çıkıyoruz. Gayet iyi giden bir makine. Arkam müsait. Bir hızlanma var.
Yani 70 km bölü saat hızları falan hiç de fena olmayan bir hızlanmayla çıkıyor. Tabii ki de 70'ten sonrası artık zorlanmaya başlıyor. Ben maksimum 120 km bölü saat hızı gördüm. 100'lerde falan artık nefesi kesiliyor ama yani böyle 75'lere 80'lere falan gayet güzel. Hani o gaz kolundaki reaksiyonlar yeterli yerde kalıyor güzel dostlar. Yani top speed konusunda bence bu sınıfta tatminkar bir yerde kalıyor. Biliyorsunuz şimdi yeni bir ehliyet yasasının çıkması konuşuluyor. Çıktı çıkacak falan eli kulağında, belki biz bu videoyu yayınladığımız zaman resmileşmiş de olur. Artık 125 cc motorların B ehliyetle konuşulması gündemde çok ciddi bir şekilde. Bu da o sınıfta bence ciddi motosikletlerden olacak. Orada tabii şimdi şöyle bir parantezi açmam gerekiyor. Motosiklete başlayacak güzel kardeşim, canım benim. Lütfen, lütfen B ehliyetle eğer motosiklet kullanmaya başlayacağım deyip eğitimsiz, kasksız, montsuz, ekipmansız ne olur kullanma. Bu işin gerçekten şakası yok. Daha fazla sürmek için her zaman önlemlerimizi maksimum seviyede tutacağız. Onu da söylemiş olayım güzel dostlar. Şimdi bu motosikleti konuşurken de SRK 125'i konuşurken en güzel şeylerden biri ne biliyor musun? Bu motosiklette vitesli motosiklet kullanmayı çok iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Viraj yapmayı, fren yapmayı, vitesli motosiklete hakimiyeti, hakim olmayı çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz dostlar. Frenlerle devam edeyim abi. Frenlere geldiğimiz zaman üzerinde kendi kaliperleri var QJ motorun. Tabii frenler bu tarafta kaldı. Farid çekemedi. Olsun. Bak bu tarafa geldiğin zaman burada QJ motorun kendi kaliperleri var makinenin üzerinde. Ve bu frenler gerçekten çok iyi çalışıyor. Ben şimdi mesela geldik bugün yine Bozhane stüdyolarındayız. Hızlanıyorum baba. Hızlandıktan sonra viraj girişinde frenleri hafiften bir dokunuyorum. Çok iyi duruyor. Gerçekten de şöyle oldum. Motosikleti kullandım. Ulan dedim bunun üzerinde yoksa Brembo mu var? Biliyorsun titreriz Brembo olduğu zaman. Ulan bir indim bir baktım üzerinde QJ motorun kendi kaliperleri var ve çok iyi çalışıyor. Ön arkada ABS ile geliyor. Bugün görüyorsunuz istasyon olarak yağmur çamur demeden motosikletleri test etmeye devam ediyoruz. Böyle bir yağmurlu günde ani frenlemelerimde bile çok iyi bir fren performansıyla karşılaştığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi bir fren denemesi yapacağız. Ön arka ABS bildiğiniz gibi yağmurlu bir gündeyim. Lastikler de CST. Şimdi bakalım nasıl bir iş çıkartacak. Bir 70'lere kadar falan hızlanıp bir fren yapacağım. Başladım. Hadi bakalım. Hadi. Evet, evet. Şu düzlüğü göreyim. Hızlı 70'lere çıktı. Fren. Çok güzel be. Arkadaşlar frenler bayağı iyi bak. Fren. Güzel, güzel. Lastikleri söyleyeceğim. Lastikler CST marka. Ben normalde lastik konusunda bir fetişim var. Korkarım lastikten, kötü lastikten çok korkarım. Ama bu CST'ler belki de makinenin ağırlığıyla da ilgili olarak beni hiç üzmedi arkadaşlar. Hani bugün yağmurlu bir sürüş yaptık ama bu yağmurlu sürüşte de lastiğin üzerinde mumlar olmasına rağmen, daha çok yeni, taze yani, onlara rağmen çok iyi işler çıkarttım, memnundum. Hani alıp hemen lastik işe koşun demeyeceğim kesinlikle. Süspansiyonlara geldiğimiz zaman da arkadaşlar, ayarlanabilir bir süspansiyon tabii ki de bu sınıfta yok ama yeterli yerde kalıyor. Ben süspansiyonlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hem viraj yaparken, virajıma yaklaştığım zaman güzel virajımı yaptırdı bana, hem de yolda giderken bir sorun yaşamadan süspansiyonlar bana güzel bir sürüş hissiyatı verdi. Yani size şunu söyleyebilirim, daha öncesinde özellikle bu yeni MT25'in bazı duyguları vardı bende. O süspansiyon, şasinin, frenlerin böyle o dinamik sürüşteki etkileşimle o geri dönüşleri çok iyi bir yerde kalıyordu. Gerçekten burada da öyle şeyler hissettim. Motosiklet sürüş anlamında beni memnun ve tatmin etti. Başlangıç sınıfında dediğim gibi bu başlangıç makinesi başlayacak arkadaşım için güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Depoyu söyleyelim abi. 10 litrelik de bir deposu var ama çok daha büyük duruyor onu söyleyeyim yani.
yakıt tüketimi ile ilgili bir durum var. Maalesef ekranda yakıt tüketimi yok. Yani biz böyle gazlamalı falan kullandık ama 2,5 litre civarlarında sanki takıldık gibi hissettik. Hani depoyu doldurup boşaltmamızdan anlayabildiğimiz kadarıyla. Ama bunun doğrulanmaya ihtiyacı olabilir ama çok yakıt tükettiğini söylemeyeceğim. Güzel bir yakıt kalibrasyonu makinede yapılmış arkadaşlar. Sele'ye geldiğimiz zaman da hani söylemeden es geçmemek gerekiyor bu kısmında. Sele tabii ki de çok yumuşak bir makine değil. Bu naked bir makine. Ama fena yerde kalmıyor. Artçınız için de fena almayan bir yer var. Hani şehir içerisinde yolculuk yaptığınız zaman da sele bence sizi mutlu edecek bir pozisyonda bu sınıfta kalacaktır güzel dostlar. Şimdi abi kütüklerin üzerine geldiğimiz zaman buraya geliyoruz abi. Burada dörtlü flaşörümüzü görüyoruz. Bu güzel çünkü bunu kullanacak adam ola ki kenara sağa sola çekecektir. Dörtlü flaşörü açmak isteyebilir. Ondan sonra marş yerimiz var. Burada enter ve selektlerimiz var. Burada uzunlar, kısalar ve atış eter gibi selektör yerimiz var. Burada kornamız var. Burada. Şimdi güzel olan şeylerden biri ne abi? Burada çok güzel bir TFT ekran var. Renkli bir TFT ekran var. Oy yüreklerim, oy yüreklerim. Yine pırpır etti yüreklerim. Gel şimdi. Buraya geldiğin zaman abi bak burada güzel TFT ekranı görüyorsun. Biz bu TFT ekranı daha önce nerede görmüştük? QJ motorun büyük abilerinde hani hafif daha büyük olanını görmüştük. Burada neler var? 6 viteste vitesi kontrol edebiliyoruz. Vites göstergemiz var burada. Devir göstergemiz var. Yakıt depomuzun doluluk oranı var arkadaşlar. Hararet göstergemiz var. Bir de şuradan mesela diyorsun ki Enter'a basıyorsun. Burada işte interface'i seçebiliyorsun. Yani ekranın işte karanlık mı olsun, aydınlık mı olsun. O bir de kendi otomatik olabiliyor. Select'e basıyorsun. Saati ayarlayabiliyorsun. İşte birimleri ayarlayabiliyorsun. Burada mesela information diye bir kısım var. Bir de telefonunu buraya bağlayabiliyorsun ama telefon bağlandıktan sonra çok büyük bir numara yapmıyor. Bağlıyorsun. Belki bir red med verebiliyorsun. Burada da information kısmında da bilgiler var mesela. Yani şöyle bir durum var. Burası böyle evet güzel renkli bir TFT ekran var. İçerisinde olması gereken bilgiler var. Ne eksik abi? Yakıt tüketim yok. O gerçekten kalbim kırdı. Hani burada bir tamam anladım abi. Çok güzel bir yakıt tüketimi var ama burada olsaydı o da beni mutlu ederdi. Onu söyleyeyim. Onun dışında ama böyle hissiyat misiyat TFT ekran doluluk molluk 10 numara 5 yıldız olmuş. Bir de trip metrelerim var. Şu altta da bak trip metrelerim var. Biz bak görüyorsun değil mi? Motor daha 169 kilometrede. Ve buradan mesela Select'ten de işte trip A, trip B gibi seçimlerini yapabiliyorsunuz güzel dostlar. Ve burada güzel bir güç çıkışımız var. Hem USB hem de Type-C çıkışı burada. Fabrika çıkışlı gelmiş durumda. Yani gırtlak dolu burası. Bu da adamı mutlu eden bir yerde kalıyor. Bir de şunu da söyleyelim abi. Şöyle bir sustalıya benzer. Bu Çinlerin anlamak zor yani. Şekil mi yapıyorlar bilmiyorum. Böyle sustalıya benzer bir şey var. Hani biz de balat çocuğuyuz, sem çocuğuyuz falan yani. Hani böyle biz de şey oluyoruz gibi yani. Böyle bir anahtarı var. Bundan da makineyi çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz bir makinenin sesini dinletelim. Onu da söylemek gerekiyor. Makinenin sesi böyle baba dolu dolu yani. Hani sürerken filan abi güzel bir şeyler varmış gibi hissediyor. Hatta şey dedim kendi kendime. Lan böyle hani bir ses var. Bu nasıl geçti lan regülasyonlarda dedim kendi kendime. Hemen çalıştırıyorum. Böyle bir sesi var. Hani 125 cc sınıfında hiç de fena almayan bir sesi var. Hatta bizim Coşkun dedi ki abi dedi biraz dedi Honda'nın sesine mi benziyor dedi bunun sesi. Sahiden de biraz Honda yandıran da bir ses ben duydum. Vites geçişlerinde şıkır şıkır olduğunu size söyleyebilirim güzel dostlar. Yani demem o ki SRK 125S başlangıç sınıfında bir şeyler öğrenmek isteyen dostum için biçilmiş kaftan. Zaten ekonomik bir fiyatı da var etrafa baktığın zaman. Dünya değişiyor. Büyük motosiklet markalarının gerçekten düşük hacimlerde Türkiye'de özellikle cevapsız kalması Çinliler için yeni bir pazar oluşturdu. Ve bu pazarda da ekonomiklik çok önemli arkadaşlar. O anlamda da SRK 125 mantıklı bir seçenek olarak çıkıyor. Bakımları söyleyelim. İlk 500 kilometrede bakıma gidiyorsunuz rodaj 500 kilometrede. Ardından da 2000'de ve 2000'de bir gitmeye başlıyorsunuz. Bir de makinenin arkasında tabii ki de Blue motorun olması o da güven veren, insana güven veren bir tarafta kalıyor. Blue Motor biliyorsunuz 40 yıldır sektörün içerisinde olan bir firma. Bugün de QJ motoru getirmeye başladı. Ben servis anlamında da bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Zaten biz buradayız. Eğer öyle bir şey olduğu zaman da deyin ki motosiklet istasyonu Mustafa abi demişti ki bir sorun yaşanmayacak, sorun yaşandı deyin. Deyin abi bunu. Ama ben bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. En son olarak şunu söylemem gerekiyor. Tuhafıma giden şeylerden biri şu aynalar var ya çok iyi gösteriyor. Zaten Honda'nın aynısını bana anımsattı üzerine oturduğum zaman. Bu aynalar böyle çok yüksekte tamam mı? Böyle bir arkayı çok iyi gösteriyor.
Ben mesela 125 cc böyle kafamda düşündüğüm zaman ne kullanmıştık? CB 125 kullanmıştım. MT'nin 125'ini kullanmıştım. Hatta MT'nin 125'ini çekmiştik de. Orada böyle bir aynaları ben göremiyordum arka tarafı. Burada bu aynalar da iyi. O yüzden motosiklete yeni başlayacak arkadaşımın da güvenliği sağlanmış durumda. Kapatırken şunu söyleyeyim. Mustafa abi. Kalbinin kırıldığı hiçbir şey yok mu Mustafa abi? Bu sınıfta gerekli olmasa da, gerçekten gerekli olmasa da hani traction var demek beni mutlu ederdi. Traction yok. İkinci kalbimin kırıldığı noktada yakıt tüketimini ekranda görmek isterdim. Mükemmel bir ekran var çünkü. Bu mükemmel ekrana her şeyi koyabilirsiniz. Daha önce de söylemişim. Fotoğraf koyabilirsin, benim resmimi koyabilirsin, sevdiğinin resmini koyabilirsin. Ama o yok. Bir iki tane kalbimin kırıldığı nokta var. Ama bu fiyatı, bu performansı düşündüğüm zaman bunlar galiba es geçilebilir durumda kalıyor. Motosiklet istasyonunun bu bölümündeki konu SRK 125 S'ti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da fırtına gibi esmeye devam ediyoruz. Orada bizi takip edebilirsiniz. Etkileşimde bulunabiliriz. Ayrıca bizim nesil söylediğim gibi utanıyor bunu demeye ama TikTok'ta da varım. TikTok'ta da varım. Orada da beni takip edebilirsiniz. Güzel dostlar, güzel kardeşlerim. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Görüşmek üzere.